Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ni sarsan ve kurumun başkanı Sepp Blatter'i istifaya zorlayan yolsuzluk skandalında itiraflar gelmeye devam ediyor. Eski FIFA Yönetim Kurulu üyesi Chuck Blazer'in ardından eski başkan yardımcısı Jack Warner da elindeki belge ve bilgileri savcılarla paylaşacağını açıkladı. Daha önce söz verdiğim gibi oldukça kapsamlı bir şekilde derlenmiş, karşılıklı atılmış imzaların bulunduğu çek ve teyit tabloları da dahil detaylı bilgiler içeren bir dizi belgeye sahibim. Bunu daha önce de söyledim. Böyle yaparak olayın aslında beni çok aşan bir yönü olduğunu göstermek istiyorum. Artık tahammül edemiyorum. Bu noktadan geri dönüş mümkün değil. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Warner, FIFA'nın 2010 Trinidad ve Tobago genel seçimlerine mali yönden müdahil olduğunu savundu. Warner ayrıca televizyondan yayınlanan açıklamasında ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Chuck Blazer ise Amerika Birleşik Devletleri'nde savcılığa verdiği ifadesinde rüşvet suçunu itiraf etmiş, FIFA İcra Kurulu üyelerinin 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'ya verilmesi için rüşvet aldıklarını söylemişti. Ancak Güney Afrikalı yetkililer hafta içinde yaptıkları açıklamalarda rüşvet iddialarını yalanlamıştı. Öte yandan İngiltere 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'dan alınması durumunda organizasyona talip olacağını açıkladı. FIFA'nın 2018 ve 2022 Dünya Kupası organizasyonları için verdiği kararlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.